Cumhur İttifakı'na yine Cumhurbaşkanımıza adayımızı vereceğiz inşallah. Şimdi ben AK Parti ve diğer partiler, mesela AK Parti yandaşlarını hani temsil ediyorum ve onlara destek veriyorum. Ben diğer partilere hiç güvenmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu iki kelime yan yana getiremiyor. İki kelime yan yana getiremeyen bir insandan ben Cumhurbaşkanı olmasını hani bekleyemem. Adam Urfa'dayken Antep'e hitap ediyor, Antep'teyken Urfa'ya hitap ediyor. Fındıkla fıstığı karıştırıyor. Yani ben o adam hakkında hiçbir şey diyemem. Şu anda bir zararları olmamış. Yani şu anda faydaları olacağını düşünüyorum. Yani Hüdapar'ı az biraz tanıyorum. Daha millete daha güzel bir parti olduğunu düşünüyorum. Ki öyle davranışlar da öyle, hani hareketleri de öyle. Ama diğer partiler ben açımdan destekleme bulmuyorum. Doğru buluyorum. Yani gerçekten yapılması gereken bir davranış oldu. Allah razı olsun onlardan. Yani bu dönemde birbirimize sahip çıkmamız lazım. Çünkü şer odakları bir araya geldiği zaman Allah muhafaza ülkenin ileride sıkıntı yaşamasına sebep olur. O yönden vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tabii çok iyi tanıyorum. Hüdapar çok iyi bir partidir. Bizim de kendilerine bu konuda desteğimiz vardır. Yani biliyoruz, yani sağlam bir parti. İttifaklar hakkında tabii ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifakını düşünüyorum. Biz razıyız kendisinden. Çalışmalarını da görüyoruz göz önünde. Reisin mesela ittifakı için algı oluşturup belki oluşturuyorlar, doğrudur, ama şimdi diğerleri için de algı var yani. Şimdi tek yönden bakmamak lazım. Huda Partisi'nde de işte olumsuz şeyler söylüyorlar. Yok şöyledir, yok terör, belki şöyle iftiralar da atılıyor. Olabilir. Ama insanın şu anki durumu önemli. Bilmiyorum, bak Huda Partisi hakkında sadece kulaktan dolma bilgilere sahibiz. Kulaktan dolma bilgilerle de yargılamak doğru olmaz. Değil mi? Yanlış olur maalesef. Karşıki tarafı görüyoruz ki karşıki tarafın amaçları belli. Tayyip Erdoğan inşallah hayırlı bir sonuçta da çıkar. İyilerine iyi, kötülerine kötü diyeceğiz.